Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen. Ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamen rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bugün nöbetteki sohbetimiz inşallah fikhussire mavzusuda, yani tarihten olinadigan düşünceler, İslam tarihinde bo'lib o'tgan hodisalardan bugungi kungacha kelayotgan turli xil tortishuvlarni imkon qadar ahli sunna va jamoa nuqtai nazaridan qanday qaralishi to'g'risida inshaalloh qo'ldan kelgancha vaqt yetgancha gaplashamiz. Avval Peygamber aleyhissalatu vesselamning sahabaları radıyallahu anhum ecma'illar orasida Hazreti Usman radıyallahu anhuni zulüm yolu bilan qatl qilinishi oqibatida Hazreti Ali radıyallahu anhuni boshlariga tushgan hodisalar to'g'risida gaplashdik. Bay'at masalasini gaplashdik. Bay'atdan keyin Zubayr ibn Avvam, Talha ibn Ubaydulloh radıyallahu anhumolar Oysha onamiz bilan bir fikirge kelişip, iştihat kılışıp, Hazreti Ali'ye goya zahırda muhalif bub kalışkenini. Ve netice nemege abardı? Cemal vakiyesi ge abardı. Cemal vakiyesi de Müslümanlar ge Abdullah ibn Sebe fitnesi arkali. Onu uşa adamlar içige tarqatken turli yani g'alamis fikrlari orqali musulmonlar o'rtasida qon to'kildi. Jamal hodisasi shunday hodisaki, o'zidan keyin boshqa bir hodisani sababchisi bo'ldi, turtkisi. O'sha hodisani otini nima deymiz? Siffin deymiz. Siffin deb nomlanishiga sabab Siffin degan joyda Ali radhiyallohu anhu ning tarafkashlari bilan Muaviya radhiyallohu anhu ning tarafkashlari o'rtasida saf tortilib jang bo'lgan. Juda qattiq jang bo'lgan. Jangni inshaalloh davomida aytarmiz. Son jihatidan, ya'ni islom tarixi ko'rmagan jang bo'lgan. 70 ming ta musulmon halok bo'lgan jang. Og'ir vaziyat, og'ir hodisa bo'lgan. Bu haqida ko'p joyda aytganmiz, lekin bugun yana to'xtalamiz. Yana bir yangilik, masalan, eshitmaganlarga, yangilik eshitganlarga inshaalloh robbil alamin takror bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu Basraga borib, o'sha Madinadagi vaziyatdan, ya'ni o'zlariga bay'at qilinishi kerak bo'lgan hamma regionga borishlari va o'ttagi odamlardan bay'at olishlari kerak edi. Bay'atni ya'ni elchilar orqali ham qildilar va o'zlari ham bordilar. Basraga kelib, Basradan Kufaga ko'chdilar. Kufaga kelgan paytlarida o'zlarini yo'llarida yurgan sahobalardan birlari, Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan zotlardan yoki Hazrati Ali'ni askari jamoasidan bo'lgan Jarir ibn Bujali radhiyallohu anhuni Shomga ya'ni elchi qilib jo'natganlar. Jarir ibn Bujali elchi bo'lib borib, u kishi Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni takliflarini Muaviyaga yetkazganlar. Muaviya radhiyallohu anhu Jarir ibn Bujaliga aytadilarki, "Men deydilar, bu Aliga qarshi chiqmayman o'zi. Amirlikni xohlayotganim yo'q, xilofatni xohlayotganim yo'q, lekin meni talabim bor. Bay'at qilaman. Kimga bay'at qilaman? Kuchli shaxsiyat. Mendan ko'ra Ali kuchli. Amirlikka ham Ali radhiyallohu anhu ni haqli ekanligini Muaviya radhiyallohu anhu bilganlar. Barcha tarixiy kitoblarni o'qisangiz, mavzular aralashib ketgan. Agar ahli sunna val jamoa nuqtai nazaridan qaramasangiz, mana shu nuqtani o'zida odamlar adashishni boshlaydi. Muaviya radhiyallohu anhu haqlarida turli tuman gaplar to'qilgan, tarqatilgan. Vaziyatga qarab uzoqdan baho berish oqibatida.
Ha, endi Muaviye hem katta küçüke egeydi, ha, küçüke egeydi. Şam'da iktidar egesiydi, ha, iktidar egesiydi. Ha, Ali'ye bayat kımagen, uzu haklagen degen gap bilen, ihtimal bilen tarka çıkan. O halen ki, yani İbn Asakir tarihi de Muaviye radıyallahu anhu'nu nimege bayat kımagenliğine rivayet kıyan, Abu İdris Havlani degen kişi bunu aytadı. Ben deydi Muaviye radıyallahu anhu'nun nimege bayat kımasligini soradım. Ettim ki sen nimege bayat kımayapsan? Haklıyım sen hilafatke. Şunun için mi degen de kasam içip etken. Etkenler ki bunu İbn Abu Şeybe uzlarını tabakatlarda kilitirgen ekeller. Muaviye ayet dediler ki Ma qateltu Aliyen illa li emri Uthman degenler. Ben Ali bilen uruşuşluk meselesi de fakat Osman mevzusu var halas. Osman'ın kasasını alıp bir megünce ben onu bayat kıbıyım. Mesele şu degenler. Özlerden aytırgan sahih rivayetler. Hazırda aytırgan geplerimiz barçası inşallah Rabbil Alemin sahih rivayetlerge ve Ahl-ı Sünne vel Cemaat'ın tarihten halis yondaşuğuge bağlıq. Ma qataltu Aliyen illa li emri Üthmen degenler. Osman radıyallahu anh'unu katillerden kasas alsa ki in bayat kılaman. İyi hakkıyan var adı aslı. Muaviye radıyallahu anh'u emekilerini oğlu Osman'la. Osman radıyallahu anh'unu emekisini oğlu. Ve o şey davrıda en yaşı uluğ zatlardan Osman radıyallahu anh'unu kanunu talep kılıçlık ki özlerini haklı de bilgenler. Ve şu sebeple Hazreti Ali'nin bayat tekliflerine şart koygenler. Bayat kılaman, lakin Osman'ın yani kasasını haber degenler. Kimden haber adı? Hazreti Ali radıyallahu anh'unu askerleri içi de uşa, o başına etkenimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'unu katıl kılıp kıyanı kıygen cemaatini katta miqdarı vardı. Medine'de 570 atrafı deydi. Hazreti Ali Basra'ya geldiler, Kufe'ye koştular ve adamlar Hazreti Ali'nin arkasında katta cemaat asker bu yürüptü. Uşa askerler içi de katta şavkatı var. Küçü var, gepi ötedigen katta cemaat vardı. Hazreti Osman'ın katıl kıyken. Hazreti Ali radıyallahu anhu keskin siyaset kılsam dediler. Özlerinin içtihatları bu. Keskin siyaset kılsam koldan şavkat getirdi dediler. Urnumaz dediler. Hazır bularge kattık. Hali hamma joydan bayatı abu mu geldiler? Hamma Hazreti Ali'ye Medine'de hamma bayat kıyandı da başka tamamda hali bayat meselesi de ikkelenip durgeller var. Ular içinde en kattesi Muaviye radıyallahu anhu. Eğer hali kasas olmasından turup bayatta olmasan iş çekereden çıkadı. Kiin onu üçle bulmayı, tohtatı bulmayı da böyle dediler. Bu bir Hazreti Ali radıyallahu anh'unun iştihatlarıydı. Berçe ahl-ı sünne vel cemaa ulamaları bu meselede Ali radıyallahu anh'unun iştihadı ikerliğine içken ve iştihat manasında Hazreti Ali'ni makullaşken. Hazreti Ali'nin içtihadı bu yani. Hazırge kadar, bana şu meselelerde, tarih mabeyni de, biz %100 Allah'ın kelimesini âli kılamız, hele onda kıpta şeyimiz, hele onda kıpta şeyimiz degen adamlarga şu misallarını kiltirişedir. İslam tarihi ulamaları. Hizbiler çıkıp ne dedi? Biz dedi %100 ornatışımız gerek. Muammanı yapırıp, bana şeriat yok, diyor dedi. Yaplaşsayız, şeriatı yakışı bilmiydi. Ve misal ayetesiz, bizi kafir deydi, sallar deydi, şeriat ornatılmagan joyda yaşa yapsan deydi, demokratiye kufur deydi, din devalı, misal için. Biz aytemiz ki, tokta, biz demokratiye yani mukaddes tizim demeyimiz de, biz İslam'ı hak yol de bilemiz. İslam içtihadı boyunca iş göremiz. Cemiyetlerde kanday tizim sistemi buluşundan kat'i nazar. Müslüman adam, imanı takaza kılgen nerseni içtihadı bilen yaşaydı. Kaysi cemiyette bu işinizden kat'i nazar imanınız takaza kılgen talep bilen yaşarken siz haklıysız deydi. Bütün ulamalar, Meraşı Hazreti Ali'nin tarihteki
bugün hadiseden ogen iştihatlarını delil kılışadı. Bunu bugün çıkıp ben ertege çıkıp siz etmeyebsiniz bunu. İslam tarihinde Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun başlarına çıkan hadise bizge etti. İştihat kıldılar. Ve halen ki kutiba aleykumul kisas. Kur'an kasasında ne degen idi? Farz degen idi. Kasas farz idi. Hilaf halifenin vazifesi kasas alış idi. Nimaga olmayapsan deb Hazreti Ali'ye, Muaviye ve o kişinin etrafıdakiler talep koyuşsa, iştihat ettiler. Hadır ordumaz dediler. Bu degeni Kur'an'a karşı çıktı mı Hazreti Ali? Yok. Şeriyetke karşı çıktı mı? Yok. İştihat kılıyordu. Eğer bunu kılsak, bütün başlığı cemiyet parçalarını kütüldü buyladılar. Ve bu iştihatları da haklıydılar. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam ana Medinetul İlim ve Ali babuha degendiler. Ali ilimni eşigi degendiler. O kişi bilerdiler. Ali'ye uşa uzları hilafatlikke haklı buptırgen davurlarda tengdaş ilimde hiç kim yokudu. Hamma tabiydi Ali'ye. Bu iştihatlarını haklı ikenliğini barca ahlu sünnet vel cemaat edildi. Şimdi bunda muamma yok. Hammamız bunu bilemez. Hatta başka bölünü bakan taifelerden bunu biledi. Hazreti Ali'nin hak ikenliğini. Lekin Muaviye radıyallahu anhu'ya kegende Muaviye radıyallahu anhu bu ümmetinin imtihanı bu kaldı. Kim Muaviye radıyallahu anhu'nin bana şu hadiselerdeki bahasını belirken selbi fikir bildirip Muaviye radıyallahu anhu'nu tenkıtkı ötüp gitse adışken taifelerinin safiği çüşüp kaldı. Bugünge kadar hatta başlanışı da hata kıldı de başlandı. Kiin lanet bilen tügep ahırı ularını kafırı çıkartışa yetip geldi. Uşuna cemaatler. Mene bu tarihten alışımız gereği bugün sire. Muaviye radıyallahu anhu'nu hem iştihatları var mıydı? Nimege Osmanlı radıyallahu anhu'nu katillerden kasas almaya yaptı degen gapni özü müydü? Yok ki bunge yaraşı özlerini iştihatları var mıydı? Neyse ulamalarımız ayırdı ki iştihatları var mıydı? İmam Ahmet Ayşe anamızdan rivayet kılgen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anhu'ya aittiler ki İnnallaha yulbisuke libasen senge Allah Teala bir libasını kiydiredi ve bir münafıklar cemaası çıkıp geleceydi. Ular onu senden yetişini haklaşadı. Bu İmam Ahmet'te Ayşe anamızdan kılınan rivayet. Allah Teala senge dediler Osman radıyallahu anhu'ya bir libas kiydiredi. O libasını bir cemaa çıkıp yeçip alışını haklıydı. Libas ne miydi? Hilafat idi. O şeyini yeçip alışını haklıydı. Fela tahla dediler. Hergiz yeçme dediler. Bu hadis Ayşe anamızdan rivayet. Bana şu hadisteki senge hilafatı yeç. Tapşır hilafatı deydigen cemaa münafıklar degendiler Peygamber aleyhisselam. Münafıklar ekenliğinden hemen bilirdi bunu. Muaviye radıyallahu anhu ben Osmanlı tarafında tursam münafıklarga karşı turgan bo'laman degan ijtihodlari bor edi. Hadis o kişiye yetib kelgan hadiste şu cümle bor edi. İmam Ahmed'den yana rivayet Cübeyr ibn Nufayr'dan rivayet kılınadı. Cübeyr ibn Nufayr aytadı ki men deydi o şu kunlarda Muaviye radıyallahu anhu'nu muaskerdeydim. Yani askerleri cemaasdeydim. Şu hali Siffin vakiyesi yap sözleri hali bop durup. Hali Siffin'i kegeni yok. Şunda Ka'b ibn Murrah el-Behzi radıyallahu anhu askerlerini içi de özlerini askerleri. Yani Muaviye taraftaki adamlar. Askerlerini içi de durup ettiler ki لَوْ لَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْءٍ ما قمت هذا المكان دیگرلر یعنی لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام دان بر گپ اشتیم من اگر اش گپ نی اشتمگنم دیدی معاویه نیم صفده بول مستم دیگرلر معاویه رضی الله عنه نی صفده بولش لیگم گه سبب لردن بره رسول الله دان بر حدیث اشتیم من دیابد او کیسه حدیث
Muaviye radıyallahu Peygamber aleyhissalatu vesselam Osman radıyallahu anhu'nun kademleri ostidan katta bir fitne uyushtirilishligini. Bu fitnani ichida munofiqlar jamoasi Usmonga radhiyallohu anhu ga zulm qilishligi, zulman qatl qilinishligi to'g'risidagi hadis. Mana shu hadisni eshitganim uchun men Muoviyaning askarida turibman deyapti. Qarang, Muoviya radhiyallohu anhu ning askarida turgan odam ijtihod qilyapti. İkide cemaat birbirine siyasi manada muhalif gap ketiyipti. Unusu onu, bunusu bunu yapırıp durupti. Bu kişi ben Resulullah'tan eşitken mi ben? Ka'b ibn Murre radıyallahu anhu. Resulullah'tan eşitken ben Osman'a karşı bugün adamlar taife, bağı ve münafık taife. Degenler. Bugün askerlerin içinde bunu yaptı da Muaviye'nin yakın atrafı da bugün. Muaviye radıyallahu anhu bu gapni eshitganlarda darrov atroflardagi odamlarni yiqqanlar. Yig'ib bu haqida Ka'b ibn Murradan so'raganlar. Nima eshitgansan? Shu gapni eshitganman. Keyin gapni oxirida Ammor ibn Yosir, sahobalardan, mashhur sahobalardan Ammor ibn Yosir haqlarida ham hadis bor edi. Muaviye radıyallahu anhu atrofdagi sahobalarni yig'ib Aliga bayat qilamizmi yo'qmi? Degan masalada Ka'b ibn Murra radhiyallohu anhu ning hadislarini aytib o'rtaga tashab. Bunaqa gap bor ekan. Rasulullohdan eshitilgan ekan. Nima deymiz deganda biz Usmonning qotillarini jazosini talab qilamiz. Agar qilsa bayat qilamiz, bo'lmasa yo'q degan ijtihodga kelishdi. Yuqorida Hazrati Muaviya radhiyallohu anhu ni faqat Usmon masalasidagina Ali'ye karşı durdum degenlerin sebebi şu, içtihat vardı. Bu kişinin hem içtihatlarını kollab kuvvetlavcı hadisler vardı. Şu cayda tarihten alışımız gereği bugün acayip bir fikhler var. Hazreti Ali'ye karşı çıkan adamlar. Hadır ikinci taife hakkında yapılaşıyoruz. Birinci, Zubayr ibn Avvam, Talha ibn Ubeydullah, Aişe radıyallahu anhu cemaaları. Cemal hadisesi de Hazreti Ali'ye karşı çıkıştı. Bu hadise bastırılgen deyin keyin, ornu göçüşgen deyin keyin, Siffin vakiyesi de Muaviye radıyallahu anhu, Amr ibn As radıyallahu anhu ve yine bir kança sahabeler, Ka'b ibn Murra radıyallahu anhu'ya okşagen sahabeler, Hazreti Ali'ye muhalif buluştu. İkinci cemaat. Lekin biz bu ikkita jamoani ahli islom, musulmonlar va ahli bid'atga tushmagan jamoalar deymiz. Bid'atga ham tushmagan bular. Bundan keyin uchinchi jamoa Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qarshi qurol ko'tarib chiqdi. Buni oti nima edi? Xavorijlar edi. Mana shu Siffin voqeasidan keyin Siffinni sulhi bo'ldi. Sulhdan keyin Kural ko'tarib chiqqan 3-chi jamoa paydo bo'ldi. O'sha 3-chi jamoa ham Hazrati Aliga qurolli qarshi chiqdi. Nima uchun biz 3-chi jamoani xavorij deb va ular to'g'risida tanqidiy fikrlarni aytamiz u undan oldingi Muaviya radhiyallohu anhu bilan Oysha onamiz va Zubayr ibn Avvom, Talha ibn Ubaydullohlarning jamoalarini ahli bid'at demaymiz. Nimaga? Desa ulamolar mana shu o'rinda ahli sunna val jamoaning nuqtai nazarini aytadi. Chunki xavorij jamoasini qo'llab-quvvatlagan biror dona sahaba yo'q edi. 3-chi jamoa Hazrati Aliga qarshi qurol ko'tarib chiqar ekan, ularning fikrlari, dunyo qarashlari, tushunchalari bid'at tushunchalari edi. Sahobalar davrida bo'lmagan narsaga suyangan tushuncha edi. İlk İslam talimatları, İslam tarihi de yangi fikir, yangi düşünceni ortaya taşlayan cemaa, havariç cemaası. Havariçler Kur'an'ı okup, Kur'an'ın manası da sahabeler aitmegen mananı aitip Hazreti Ali'ye karşı çıktı. Ve halen ki karşı çıkan zahatı havariç babka mıydı? Bugünkü günde hem aynen bana şu narsalarda urgu verişimiz, tarihten bu fikhini organişimiz gerek. Nime uçun? Muhalif bo'lgan odamni bazen to'g'ri muhalif deyiladi-yu, bazen bu ahli bid'at deyiladi. O'sha fikr tushuncha,
Kur'an ve sünnetten noto'g'ri ijtihod qilsa da tarixda sahobalar Rasulullohni ko'rgan odamlar tomonidan qo'llab-quvvatlansa uni turli fikr deyiladi. Lekin sahobalar davrida aytilmagan tushunchalarni yangi fikr sahobalarga qarshi ishlatgani uchun xavorijlarni nima deyildi? Adashgan toifa dedi. Eng yengili ahli bid'at deyildi, og'irlari dindan chiqib ketdi. İslam'dan çıkıp gitti. Bana şunun farkı var. Şu soru sizlere bakıp kalışı mümkün. O mu mu? Hemen karşı çıktı doğru mu? Ayşe anamızın cemaasıyam. Zahırda kursayız karşı çıktı. Kurallı ceng buldu. Adam öldürüldü. Öldü. İki de tamamen. Muaviye radıyallahu anhu'nun karşı çıkışlarını aldı da tarih kurmagan ceng buldu. Tarih hayaliye keltirmegen 150 bin asker bilen Hazreti Ali radıyallahu anhu 130 ming asker bilan Muaviye radıyallahu anhu ortasında ceng oldu. 70 ming adam öldü. Lekin Muaviye radıyallahu anhu'nu nima deyapmiz? İjtihad kıldı deyapmiz. Nimaga? Qo'llab quvvatlovchi ve eshitgan gaplarining şu ma'nosiga borishi mumkin bo'lgan tushunchalar sahabalar tomonidan aytildi. Ka'b ibn Murra o'zlari sahaba. İşitken hadislerinin mafhumu da ben Muaviye'nin safı da şunu için durupman deyaptılar. Şu gap işitmegenimdeydi Ali hakıdı deyaptılar. Lekin bu gapını işitken ben bu makamda Muaviye hak. Dediler kaçan geçe? Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu katıl kılın gün geçe. Cengin başlanışları da Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu'nun yaşları kek sebep bagen, anca kek sebep bagenler. Lekin Ali radıyallahu anhu'nun safılarıdalar. O kişi balantıra cayge çıkıp uruş peyt dedi. Kolları da bayrağını kurtarıp bana bu bayrağı dediler. Bana şu bayrağını dediler. Ben Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen üçte cenge apkırgen ben dediler. Üçte cengde Resulullah bilen yanma yan ceng cihat kıgen ben şu bayrağı kol astıda dediler. Bu ceng törtüncü dediler. Ey odamlar, sizler hata kılıyapsizler, Ali tarafı ötünler dediler. Gapiraverdiler, odamlarga qattiq gapiraverdiler, hatta ki katıl kılındılar. Ana şu vakıya sadır bugende işinin özeni özgarip gitti. Çünkü Muaviye radıyallahu anhu iştihat kılıp, ben hakta men deyip turgenlerdeki hadise hadislerinin devamı da Hazreti Ammar ibn Yasir hakkında hem hadis var idi. Taqtuluhu fi'atul bagiyah degandilar peygamberimiz. Yani haddan aşkan cemaat öldüredi seni ey Ammar degandilar. Seni haddan aşkan cemaat katıl kıladı deyip. Hazreti Muaviye radıyallahu anhu tarafıdaki adamlar tamamından katıl kılıngeni üçün Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu mavzunu özgertir vardı. Aslı da Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu'nu Ali'nin cemaatinden adamlar öldürdü degen tarihçiler var. Çünkü cengde birbirlerine kara oturuşkeni yok. Cengi arası da kılıç gelip düştü, halak buldular. Lekin Ammar ibn Yasir'nin mevkifleri, tutgen pozisyaları meselelerini özgertirdi. Kattıydılar, Hazreti Ali'nin askerleri cemaatindeydiler. Demek o kişiye karşı bugün cemaat noto'g'ri yoldaydı. Fiatul bagiye. Bagi cemaat. Bagi kim? Hilafatga karşı yürgen cemaat. Bu cayda bagilikten murat fikhi istilahdaki mez. Haddan aşken manasıdaki. Yani iştihatta noto'g'ri ketgen cemaat öldüredi. Belki öldürgen adamlar uşa fiatul bagiyana aynı özü. Bunda biz selbi manada Muaviye radıyallahu anhu'nu tenkit kımayız. İştihat deyimiz. Lekin iştihatını, iştihat ekelligige alıp borgenlerse Muaviye radıyallahu anhu şu hadiseni iştgen zahatları kattık ıstırap göçükeller. Toktatkeller köpnersene. Onge madı kelemiz. Abul Aliye Riyahi degen tabi illerinin katta uluglardan var. Abul Aliye Riyahi.
Bu kişi Abu Sa'd'ın tabakatlarında rivayet kılıp, özlerinden rivayet var. Bir şey dediler ki, katta tabiinden, Abu Aliye, meşhur şahs. Aytadılar ki, men dediler, şunaka küçüke tolgen peytemi dediler. Küçüke tolgen peytem, meyşetten göre uruşunu koklaydıgan davrum dediler. Konum kaynaklıgan peytem. Uşa peytte, elhamdülillah, meşbik. İki safının ortasında turup kaldım dediler. Bu yolda 130 bin adam Allahu Akbar deyip durdu. Bu yolda 150 bin adam Allahu Akbar deyip durdu. Bu yolda karasam ham Müslümanlar deyipti, bu yolda karasam ham Müslümanlar deyipti. Bunların ortası da kaysa bir hakikin. Onu siyem Müslüman, bunu siyem. Onu siyem Kur'an, bunu siyem Kur'an. Onu siyem ahli Resulullah'ın sahabeleri cemaası, bunu siyem şuna sahabeler. Abul Aliye tabiilerden. Kim ikki resigen koşulmadım diyenler. Çünkü iki taife uruşup kalsa Kur'an-ı Kerim ne dedi? Ve in taifetan minel mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma. İki taife uruşup kalsa müminlerden ortasını ıslah kılış gerek. Islah ki küçü yetmeyipti mi? Ne kılış gerek? Aralaşmaslık gerek. Aralaşmaslık gerek. Farazan bugünkü tarih. Bugün hem tarih ertegi. Bugün kolüge kural alıp, cihat kılıyetimiz deyip çakırıyetkenler, yakşı itibar karatsayız, Müslüman memleketlerine karşı uruş için çakırıyetti. Farazan değilik. 100 ihtimaldan bir ihtimalli verip uşa adamın, uşa balalarının gepige. Farazan seni gepin ham doğru deydigen bulsak ham Abul Aliye'nin işini tutuşumuz gerek bugün. Koşulmasligimiz gerek. Ergeşmasligimiz gerek bu cenge. Aralaşmasligimiz gerek. Bu aralaşıp kalanlarga tavba kıldı yapımız da ularga bu gap tansır kılıp kılmasligi başka mesela. Lekin bu yolda yürgen adamlar özüden özü borup hele iştihada anık bulmagan kimge karşı kural atışligi tayin bulmagan kaysi bayrak astıda bu cengini amelge aşırışligi aşkar bulmagan işge aralaşıp hayatını karaytırmaslik gerek. Nima ish qilib qo'yganligini pushaymonini keyin totmaslik kerak. Abul Aliye shunaqa dedilar, men dedilar, qo'shilmadim ikkalasiga. Tarixda chizib bo'lgan, muxtari bo'lgan, to'qilgan bir qancha gaplar bor dedik. Ya'ni Ali radıyallahu anh'un cemaasındaki adamlar hammesi Muaviye tarafını kafir dedi. Ularga karşı uruş kıldı. Bunu taşkı düşman han. İslam'ın muhalif bulgen düşman. Bu tarihini ipiden ignesi gese ikir çikir geçe organı bugün. Ve biz Müslümanlarını hiç kaçan birleşmesliğimiz için şu tarihini kovlayıveredi. Kovlayıveredi ve bizni doğru fikirde, düşüncede bulmaz ekenimiz adaşlara uğradı. Şunun için bilip koyuşumuz gerek. İbn Hacer Asqalani Matalibul Aliye degen asarda aytadılar ki Ali radıyallahu anhu cemaasidagi adamlardan biri ornidan turup aytdi ki mana bu cemaat dedi Allah'ın laneti bolsun bu cemaaga dedi. Hazreti Ali'ye bayat kımagan cemaage karar. Bu gapni Hazreti Ali radıyallahu Ammar ibn Yasir radıyallahu anhu eşitip kaldılar da lanetleme dediler. Lanetleme dediler. Nebiyyuna ve nebiyyuhum vahid dediler. Onun peygamberiyen bir, biz niyen peygamberimiz bir dediler. Ular ham Müslüman, biz ham Müslüman dediler. Ular ham Kabe'ye karaydı, biz ham Kabe'ye karayımız dediler. Fakat ular haktan biraz çitletişti. Şunu ceng kılıp bulsa da hakka kaytarışımız gereği dediler. İbn Abi Şeybe'de rivayet var. Yine bir kişi o cemaanı lanetlap soktu. Bu sokkenini Hazreti Ali radıyallahu anh'u iştip kaldılar. Aittiler ki sokma dediler. Lanetleme dediler. Çünkü ular içi de yani Şam'ı korsattılar. Şam Peygamber aleyhissalatu vesselam dua kılgen mintaka. Dua kılgen joy. Peygamber aleyhissalatu vesselam Şam bu ümmetinin bilgülü için mizan manasında çok hadisleri var.
Agar Shom buzilsa butun millat buziladi degan ma'noda. Fa inna fihim abdal deganlar Hazrati Ali. Shomni so'kma deganlar. Chunki Shomda abdollar bor deganlar. Abdol haqida so'raydi sizdan kimdir? Bu bu rivoyat sahih rivoyatlardan İbn Hajar Asqaloniy Matolibul Oliyada keltirgan. Sizdan masalan imomlik davringizda ba'zi tushunchasi o'rtacharoq odamlar ham aytib qolishi mumkin. Abdollar, anu to'g'risida tasavvufni fikrlari bor, to'g'rimi? Abdollar 7 ta mamlakatni ushlab turar ekan degan gaplarni gapirib tasavvufga tosh otmoqchi bo'lishadi. Abdol degan fikrni tasavvuf egalari bid'at qilib chiqarmagan. Abdol o'zi o'zidan oldingi jamoalarni o'rniga keluvchi katta bir ahli saloh insonlar jamoasi. Va inna fihum abdal dedilar. U shomliklar ichida abdollar bor. Ya'ni solih insonlar bor. Allohga duo qilsa duosi qaytarilmaydigan odamlar bor. Allohning valiylari bor, Allohning do'stlari bor degan gapni kim aytgan ekan? Ali radhiyallohu anhu aytganlar. Ya'ni abdol kalimasi to'qilgan kalima emas. Bu ham bir dalil yozib qo'ysangiz kerak bo'ladi o'zimiz uchun. Bilishimiz uchun. Ibn Abi Shayba Zilharis ibn Sudoiydan rivoyat qiladi. Siffinda deydilar, Siffinda o'sha Ammor ibn Yosirni yonma-yon o'tirgandim, tizzam tizzasiga tegib turgandi deydilar. O'shanda bir kishi Shomni haqorat qildi, shunda Ammor ibn Yosir haqorat qilma dedilar. Ular ham payg'ambari bir, bizni ham payg'ambarimiz bir, faqat haqdan biroz toyildilar, biz to'g'ri yo'lga chaqiramiz, chiqaramiz dedilar. Shu bilan hodisa mana shu ijtihodlar bilan u tomon ham o'zini ijtihodi bilan bu tomon ham o'zini ijtihodi bilan Siffin degan joyda 36 hijriy sanada muqobil bo'ldilar. Bir-birlariga qarshi muboraza. U tomon ham takbir aytib turibdi bu tomon ham. Ikkala jamoa o'zining zamonasini eng zabardast arslonlari jang jihodda jonini fido qiladigan odamlar, orqaga bir qadam tashlamaydigan odamlar. Jang maydonida o'lsa o'ladiki, tashab ketmaydigan odamlar. Ikkalasi sahobalarning ta'limini olgan odamlar. 36 hijriy sanada yig'ilishdi. Tag'labiy Tag'lab jamoasini shoirlardan Ka'b ibn Juaylih degan odam bor. Ka'b ibn Juhaymin. Bu odam Muaviya radhiyallohu anhu'ni safida edi. Shu kishining she'ri bor. Ajoyib bir she'rlarni aytgan. U kishi "Men degan yoshim ulug' bo'lib qoldi" degan, lekin hayotim mobaynida bunaqangi katta jamoat ko'rmaganman degan. Bunaqa katta jamoatni ko'rmaganman. Odamlar xohlaydi, Alloh xohlagani bo'ladi. Odamlar islohni bunda deb o'ylaydi. Allohning islohiga hech kimning kuchi yetmaydi. Qabilida ajoyib bir baytni gapirgan. Jang shu darajada og'irlashib ketdi. Hatto Muharram oyiydi, Muharram chiqib, Muharramning oxirgi jumalari bo'lsa kerak, ish shunaqa darajada keskinlashib ketdi. Hatto tarixchilar aytadiki, ikkita odam ittalabdan peshingacha urushar ekan. Holdan toyar ekanda to'xtab tur der ekan, u ham dam olar ekan, bu ham dam olar ekan, ishora qilib peshini o'qib olishar ekan, kuchi yetmaydi. Tahorat qilib borib qilishga, tayammum qilishadi, ishora bilan namoz o'qishadi, ozgina dam olishadi, o'rnidan turib yana urushadi. Shu darajada bo'lgan. Bir-birini qatl qilishlik oqibatida eng oxirgi kunni Yawmul Harir deyiladi. Qaynoq kun. O'ta qaynab ketgan kun. 70 ming ta odam qatl bo'ldi. Ana shu oqibat yomon ketyapti. Ya'ni to'xtashi iloji yo'q. Hali aytganimizdek, ikkala tarafni odamlari ham sher yurak odamlar, oddiy odamlar emas. Jang ko'rib katta bo'lgan va jangdan orqaga qaytmaydigan odamlar. O'zlarini ijtihodlarida o'zlarini haq deb bilishyapti, jang to'xtamayapti. Shunda Ash'as ibn Qays al-Kindi o'zlarini askarlarini ichida turib
Kint askerleri cemaatinde turup hutbe okuyorlar cuma günü. Hutbede aytganlar ki beni yaşım uluğ bo'lib qoldi deganlar. Men bu yaşımga kadar bunga o'xshagan ikkita musulmon jamoasining jangini ko'rmaganman, tasavvur ham qilmaganman. Bunga o'xshagani hayotda bo'lmagan. Lekin hozir shunday jamiyat, shunday vaziyatga keldikki, biz endi men dunyodan o'tib ketsam, farzandim, xotin, bola chaqalarimni xavotirga tushib qoldim. Bu jamoa davom etsak, bu jamoa urushni to'xtatmasdan davom ettiradigan bo'lsak, ertaga qolmaydi bu jamoa. Va bizni xotin bola chaqalarimizga Rum askarlari kelib egalik qiladi. Jumada xutba qilyaptilar. Buni fal yuballighi shohidil g'oyib dedilar. Bu gapni eshitayotganlar boshqalarga yetkazsin dedilar. To'xtatish kerak urushni. Bu gap borib juma kuni edi, Muoviya radhiyallohu anhuga yetib bordi. Yetib borganda u kishi aytar ekan, sadaqa va robbil ka'ba dedilar. Allohga qasamki, to'g'ri aytdi shu odam dedilar. Va mana shu o'rinda yana bitta tarixdan fiqh bor. Buni ham eshitib qolasiz uyoq bu yoqdan. Muoviya radhiyallohu anhu ning askarlari nayzalariga mushafni ko'tarib olib kelishgan. Shu gapdan keyin mana shuni kimni fikri edi bu? Muoviya radhiyallohu anhuni o'zlarini fikrlarimidi yoki Amr ibn As bergan fikrimidi? Muoviya bu bilan radhiyallohu anhu xiyla qilib bu ishni qildimi yoki bu xiylani ya'ni xiylani makrni Amr ibn As bunga o'rgatdi degan gap to'g'rimi? Bularning barchasi noto'g'ri gaplar. Chunki bu fikir yukarıda aytib kelayotgan hodisa taqozo qilgan fikir. Muoviya radhiyallohu anhuni ha bir ma'noda kuchlari yetmay qoldi. Ali radhiyallohu anhuning askarlari ichida Ashtar kabi qo'mondonlar bor edi. Oldingi suhbatda aytdim men Ashtar birinchi bay'at qilgan qo'mondonlardan. Hazrat Ali'ning suyangan kuchlaridan bittasi. U aytgan ediki Hazrat Ali'ga menga bir kun muhlat bering. Bo'ldi, ya keldim degan edi. Bir kunda olaman hammasini degan edi. Lekin Muoviya radhiyallohu anhu tomonidagi odamlar maslahat qilishdi. Tarixda ikki xil gap bor. Bittasi Muoviya radhiyallohu anhu o'zlari aytdilar askarlarga mushaf ko'tarib boringlar. Baynana va baynakum kitobulloh. Bizning oramizda Allohning kitobi hakam. Kelinglar hakam qilamiz Allohning kitobini, urushni to'xtatamiz. Bir rivoyatda Hazrat Amr ibn As buni Muaviya radhiyallohu anhuga maslahat berdi. Yana bir rivoyati bor, ikkalasi muvofiq bo'ldi bu gapda. U kishida ham shu fikr chiqdi, bu kishida ham shu fikr chiqdi. Nima uchun bunaqa ixtiloflarni aytiladi? Yolg'on gaplarni oldini olish uchun. Muaviya radhiyallohu anhuga, Amr ibn As radhiyallohu anhuga tuhmat, bo'xton siyosiy ma'noda tanqid uyushtiriladi, yolg'on gaplar. Ular tarixda din masalasida Rasulullohning tarbiyasini olgan sahobadan xiyla makr dinga qarshi ish bo'lishi mumkin emas. Ijtihod bo'lishi mumkin. Samimiylik hech qachon sahobalarni tartibmagan. Sahobalarning barchasi siqa degan gap shundan kelib chiqqan. Sahoba haqida to'xta deyildi. Gapirma deyilgan. Sahobalar hammasi ishonchli bo'ladi. Ular din masalasida samimiy odamlar. Agar xato qilgan bo'lsa, ijtihoddan xato qilgan bo'ladi. Yuqorida keltirdik. Muoviya radhiyallohu anhuning ijtihodlari bor edi va haqli edilar. To Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu qatl qilingunlaricha haqli edi u kishi. Qatl qilingandan keyin jazavaga tushdilar, to'xtadilar, aytdilarki, sadaqa va robbul ka'ba dedilar. Ash'as ibn Qaysning xutbasini eshitganlarida. Bu to'g'ri gapirdi dedilar. To'xtatamiz. Ana o'shanda hakam masalasi yuzaga chiqdi. Ashtar aytgan edi Hazrat Aliga, bir kun bering menga imkon. Hattoki masalan shanba kuni, jumadan keyin shanba kuni peshingacha olaman degan edi. Bo'ldi, hammasi charchab turibdi degan edi. Qo'mondon biladi hammasini. Hazrat Ali yo'q dedilar. Ular mushaf ko'tarib kelyotgani to'g'risida bu tomondagi odamlar xiyla deb aytganlari ham bor Hazrat Ali jamoasidan. Lekin Hazrat Ali bu xiyla emas dedilar. Qur'oni Karimda Alloh taolo agar Allohning kitobiga chaqirilsa,
Allah'ın kitabına labbay demeyen adamlardan tanqid qilgan. Allah'ın kitabına çakırılsa, yadu'una ila kitabillah. Allah'ın kitabına davet kılınsa, ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِدُونَ kitaptan yüz uğurgenlerini tanqid kıldı. Ular bizni, nima deyapti Muaviye radıyallahu anhu tarafı? Kitabullohga chaqiryapti, da'vat qilyapti. Keling oramizga Qur'on hakam bo'lsin deyapti. Bunga yuz o'girgan odam Qur'oni Karimda kitobdan yuz o'girganlar safiga tushib qoladi. Hazrat Ali yo'q dedilar. Peshingacha ham vaqt bermayman, ashta to'xtadilar. To'xtadi. Keyin undan keyin o'rtada sulh masalasi yuzaga chiqdi. Yuqoridagi o'sha Mushafni ko'tarish masalasini rivoyatini Imom Ahmad Abdulloh ibn Salama radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Mushafni ko'tarish fikri kimdan chiqdi degan gapni Imom Ahmad keltirganlar. Imom Hokim Mustadroklarida Siffin hodisasidan keyin urush tugadi. Yuqorida aytganimizdek 70 ming odam ikki tarafdan qatl qilindi. Shu qatllar nima bo'ladi degan savol. Nima bo'ladi? İki tomon qotillarini qonini, xununi so'rash kerak-ku. So'ralmadi. Nimaga? Ikkala tomon ham musulmon edi. Ikkala tomon ham musulmon edi. Ibn Abi Shayba o'sha tabaqotda Ali radhiyallohu anhu dan bir rivoyatni keltiradi. Ali radhiyallohu anhu ga askarlar aytdiki, bizning qo'limiz baland keldi, lekin o'liklarimizni nima qilamiz deyshti. Ulardan o'lja olamizmi? Qasos olamizmi? Deganda Ali aytgan ekanlarki, bizdan qatl qilinganlar, ulardan qatl qilinganlar jannatda. Qiyomat kuni men bilan Muoviya o'rtasidagi hisob ikkalamizni o'rtamizda qoladi, hech kim aralashmaydi qolganlar dedilar. Mana shundan keyin o'sha ijtihod bo'yicha ikkala taraf bir-birini musulmonligini e'tirof qilganligi, bir-biridan qon, xun talab qilmaganligi va bu masala tahkim voqeasiga yetib kelganligini ko'rsatadi. Muoviya radhiyallohu anhu ijtihod qilib, ijtihodlarining oxiri xato ekanligini Ammor ibn Yosir qatl qilinganda bildilar. Amr ibn Os aytadilarki, jang bo'lyapti, jangda hali aytganingizdek, aytganimdek, Ammor ibn Yosir balantiroq joyiga chiqib, bayroqni ko'tarib, bu bayroq bilan Rasululloh bilan 3 marta jangga kirganman. 4-uncisi bu jang. Bayroqni ostiga kellaring deganda o'ldirib qo'yishdi uni. Amr ibn Osga bu gap tarqadi, chunki hamma bilardi Ammor haqlaridagi hadisni. Taqtuluhu fi'atul bagiya degandilar. Bog'i jamoa o'ldiradi buni. Degandilar payg'ambar alayhisalom. Madinada masjidni qurish paytida Ammor ibn Yosir loy ko'tarib, g'ish ko'tarib yugurib yurganlarida shunaqa degandilar. Buni hamma bilardi. O'sha bilganligi uchun Ammor ibn Yosir qatl qilinganda Amr ibn Os yugurib kirganlar Muoviyani o'ldirdi. Ammor qatl qilindi. Nimaga bu? Nima deganing? Ha, Ammorni bog'iy jamoa qatl qiladi deyishgan. Biz tarafdan qatl bo'ldi degan. Shunda anaqa bo'lib qolishgan, ya'ni to'xtashgan, jazobaga tushgan, qiynalishgan va sulh masalasiga maslahat bo'lgan. O'sha sulh masalasi keyinchalik Amr ibn Os bilan Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu o'rtalarida bo'lgan tahkim voqeasida ana undan keyin xavorij masalasi yuzaga chiqqan. Lekin Siffindagi jang Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhuning qatli bilan nihoyasiga yetdi. Islom tarixi bu qadar katta talofatni ko'rmagan edi. Juda katta qorilar, juda katta ahli ilm muhaddislar, juda katta payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rgan o'sha zamonning eng oxirgi sahobalari bor edi. Ulardan juda ko'pchiligi o'sha jangda halok bo'ldi. Alloh taolo bu hodisa voqeadan biz mana shu nuqtai nazar bilan xulosa olishimiz kerak. Muoviya radhiyallohu anhu yaxshimi? Umar ibn Abdul Aziz yaxshimi deb bir kishi Hasan Basriydan so'raydi. U kishi aytadilarki,
Muaviye radıyallahu anhu'nun atını çengiden, atını ayağı tekideki çıkan çengden, Umar ibn Abdülaziz afzalmaz degen. Çünkü Umar ibn Abdülaziz sahabemez. Sahabemez, o Resulullah'ını körmegen adam. Lekin İslam tarihi de en adaletli halifelerden, Hulefai Raşidin'in beşincisi deyildi. Muaviye radıyallahu anhu'nun hadisesini kurduk bana. Hazreti Ali'deki zatke karşı özünün iştihadı bilen çıkıp koygenliği için onu tenkit kılıç meselesi de adamlar kiyingi ulamalardan köp ötmezden, yüz yıl ötmezden sonra işe başlaşken. Sonra geldi hudu şu cevabına yetişken. Demek ki çünkü Muaviye radıyallahu anhu'nu otları ayağıdı tekiden çıkıyorken çeng Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tegediyen çeng o. Resulullah'ını körgen demek ki. Bitti Muaviye'ye kıyamet keçi keledigen avliyalarının velayeti yetmeydi. Bitti Muaviye'ye. Demek ki Resulullah'ını bir mertte körüş, o kişiye hamsuhbet buluş, iman keltiriş, velayet için kifaya. Hiç kim sahabeyde bul almaydı. Hiç kim. Muaviye radıyallahu anhu katibül vahiy bu geldiler. Vahiyini yazılıcı katiplerden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiyini işanıp tapşırgan adam. Onun iştihadı öz manada, manası da küçük kuvveti bu geldi. Şunun için sahabeler hakkında gap getirirken dilimizi tiyişimiz gerek. Bazen çünkü okşayan hadiselerde namakul gapını gapırıp koyduğun adam bulsa, onun haddini bildirişimiz gerek. Yani inşallah Rabbil Alemin, eğer gerisi ders diyeyim, eğer kuruşadığın bulsak, havariçler hadisesi gibi, Allah'a tohtayımız, tahkim vakiyesi gibi, opkigen hadise şu. Biz hazır, Osman radıyallahu anh'un katlı Cemal ve Siffin'i korup çıktık. Siffin'deki hadiselerden oladığın fikirlerimiz şu buluş gerek. Bu biz ne? Merkezleşken fikrimiz. Hazır sizge kemede bir yigirmete en işançlı tarih siret kitaplarından gapirdim ve en köp faydalanan kitap İbn Kesir'in El-Bidayatu ve Nihaya kitabı. Bu kitabını elbette alıp bizde buluş gerek bu kitap. Keyin İmam Zahabi'nin Tarihul İslam diye eseri var. Bundan faydalanışımız gerek. Bunu söz mü söz çürüşümüz gerek. Halkımızga yetkazışımız gerek. Tarihini bilsek, tarihteki bulgen hatalardan ibret olsak, oşa tarihteki hata tekrarlanmaydı. Tarih şunday bir hususiyetki ege ki, ibret alınmasa tekrar bula uğradı. İbret alınsa, rivojlanadi. İbret almasak, yine oşa hadise bula uğradı. Hadir çıkayotganlarni gapirayotgan gapiga qarasangiz, Hazreti Ali radıyallahu anhu davrlarında çıkan havariçlerinin tabiatını görürsün onlarda. Kur'an'ın ayetini delil deydi, şeriatını delil deydi de mafhumge tıkılsanız salafta bu tahammı hiç kim yapırmayken. Demek ki Zübeyir ibn Avvam'ın havariç demeyipimiz de demek ki Abdurrahman ibn Mulcim'ni havariç diyipimiz. Demek ki degen savallı bir sessizge demek değil mi şimdi? Zübeyir ibn Avvam'ın özü sahabe, onun Kur'an ve sünnetten aliyetken iştihadı sahabe fahmi bilen aliyetken iştihadı. Abdurrahman ibn Mulcim, havariçlerini en bedbahlerden bittesi, Hazreti Ali'ni katıl kıldık giden zor. Bu hem Kur'an'ı okutturup Hazreti Ali'ye kılıç urgan idi. Ne mi farkı vardı ise bu özünü düşüncesini koştu Kur'an'a. Kur'an'da sahabeler aitmegen gapını gapırdı. Ta havari cemaası çıkkınge kadar hiç bitti sahabe ve ularını talimini algen doğru yönelişteki adam Müslümanlık kılgen iştihadi hatası bulan kafir demek enedi. Bunlar kafir demek enedi. Bugünküler çıkıp alıp sen kafirsem Uzbekistan kafirler devleti memleketi diyetken adamlar bana şu tarih derecesinden tikilseniz Abdurrahman ibn Mulcim'li sefideki adamlar. İbadetini kursayız, kayıl kalasız, iştihadını kursayız, hareketini kursayız, kayıl kalasız. Fahım düşünce buzuk. Fahım tüzelme günge kadar onu kılıyetken ibadetleri onu kutkarmaydı.
Yani bid'at cemaasından onu kutkara almaydı. Bid'at cemaasından kutuluş için fahim, salafının fahmige uygun buluş gerek. Onge muvafık buluş gerek. Şunu da bu cemaa doğru fikirge kaytıp. Geledi. İmam Zehebi'ni Tarihul İslam degen kitabı. Hop. Çıkış oldu mu ya var mı? Var ama. Mavzuga alakadar değil mi savallarımız var? Hazreti Amr'ın nevasıyla o şey katıl kılınken beytlerde şu Muaviye'yi düşünken de yapıştık o. O şey beytte sulh ki krizde bulmaz mı diyeyim ben de. Yok keç bu gelmedi. Cengi boştan gitken. Yok o zaman cengi ahırı da katıl kılınken. Boş demez mi? Boş demez. Bayağı kurtarıp çıkan. O şey ceng ya muharirde en ahırgı kunde. Hiç kim buluyor değil. Tahminen hazır anak esimde yok. Bir ayga barı bar mı gel? Ahirgi kün, ahirgi kün, yavmu harir degen kün, ota kaynak kün. Bu künde sonsuz sanaksız adam öldürülgen. Şunge çıkan an var. Yoşu kekse bu gel, o adam cüda cengi, aldı da cengi degenmez. Lekin uşa künü ahirgi yavmu harirde, ahir künde çıkıp bayrağını kurtarıp uşağında yapırken. Uşa payette katıl kılışken keyin toktagen. Ondan keyin cenk bu megen. Hazreti Muaviye Rozdemar bu yamanlığı maktubu yazgan Rum'da. Eğer kurmak gerek olsa kurmak bir hemen. Ha? Uyan var. Ey kurpak de cevap getirgen şu bora. Ha Muaviye radıyallahu anhu'nu vaziyetini kurup Vizantiya'dan maktub geldi. Aytadı ki biz siz bilen birlemiz deydi, kanaka küç kereği olsa baramız deydi. Degen de o kişi bizde ortamızda sana arılaşma deydiler. Ve ortadaki iştihat ekelliğe delil kiltirişer şunu ya. Muaviye radıyallahu anh'u yani iştihat ekelliğe de gap yok. Uşan için keyinçelik bana hazır geçe, hazır geçe. Tarihini doğru bizge. Çüntürgen ulamalar bizni kutkargen kop masalalarda. Aksar masalada ulama bolmasa millet kutulmaydı. Bitti hadisege 10 hıl taraftan karış mümkün. 10 hıl taraftan karaganiyizde misal için 8'te sahalak kılışı mümkün. 2'te doğru fikir buluşu mümkün. O kanak tapasız. Kitaptan sünnetten ola uğraman diyepti bazıları. O şey kitapta sünnetten karab oliyetken fikirlerden 10 hıl fikirden 2'tesi nacat buluşu mümkün. 8'tesi halaket uçuratışı mümkün. Eğer o şu usulünü, o şu ulamalarını bizge eğitip gitken fikirlerini biz silsile şekilde ki yenge avlatka düşündürmesek ki yenge avlat yenge fikirini eğitip halde 8'te fikirini bitkesige asır bop kalsa ketti halaket uçuraydı. Ulamalar şunun için zarur. Şunu için meydanını asıl düşünce bilen dolduruş gereği. Başka yol yok. Adamlarını kameş, ularge taziye kılış, hata odasan deyiş, nacatmez. Ularge doğru fikrini keltiriş gereği. On hıl fikir var adı. Sahabelerinin fikri Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisiye bağlıydı. Ular düşüngen mefhum bilen düşüngeleri, iştihad idi. Lekin havariçlerinin düşüncesi yenge fikir idi. Bid'at fikir idi. Ular o şey Kur'an'dan aldı. La hukme illallah deyişti. İnnil hukme illa lillah deyişti. Allah'tan başka hukumge haklı zatı yok deyişti. Ayet mi? Ayet. Lekin bu ayetinin mefhumu da düşüncesi de Hazreti Ali'nin kıyan işlerini küfür deyip namlaştı. Tarih ayta, tarihte şuna kadar yapılar var. Hazreti Ali Muaviye radıyallahu anhu bilen kanli macerage. Ota ağır macerage kirgen. Doğru mu? Lekin bu menge yengil bol dediğenler. Havariciler bilen bugün mücadeleni aldı de. Çünkü sahabeler Ammar ibn Yasir'ni katlide yok düşünüşken. Ular samimiydi. Şimdi hata kıpkıyıp biz kettik delşi basamız değişmeken. Düşünüşken, toktaşken. Çünkü delil bunların iştihadını hata ikenine itiyipti. Toktaşken bunlar. Havariciler toktamakken. Havaricilerin doğrusunu düşüntürse 2000'e yakın adam tavbakıyken 6000 yok ki 4000'i delşi devam etken. Ne olsa buldu bir yağı bas var anız değişken. Yani özleri hala sahabe
ko'rgan narsani ko'rmagan, Rasulullohni ko'rmagan, Qur'onni, sunnatni sahobadan o'rgangan. Lekin sahobaga aql o'rgatyapti. O'zi kecha chiqqan, 20-25 ga kirib kirmagan, kecha oldingi kun namoz o'qishni boshlagan, keyin 3-chi kuni Abdulloh Zufarni eshitgan, bugun imomlarga kelib aql o'rgatyapti. Ularga undog'ida bu, mana bu bundog'ida deyapti. Bir xil mafhum tushuncha ahli bid'atning tushunchasi. Shuning uchun ulamolarni tarix mobaynida bizga aytib bergan narsasi bebaho narsa. Bebaho. Tobiyinlardan Hasan Basriydan bir kishi kelib so'ragan. Muoviya haqlimi, Ali haqlimi degan. Deganda qilichlarimiz bilan ishtirok etmadik u fitnaga. Tilimiz bilan aralashib qolmaylik degan. Sen so'ralmaysan. Hazrat Ali'ning gaplari yuqorida keltirdim. Men bilan Muoviya o'rtasidagi ish bu deganlar. Ikkala jamoat najot topib ketadi deganlar. Undan keyin biz bu jamoaning o'rtasidagi mavzuni u to'g'ri qildi, bu xato qildi deb bittalarini la'natlab, ikkinchilarini ko'ksa ko'tarishlikka urinmasligimiz kerak. Asl masala bu mavzuni mana shu darajadan ahli sunna val jamoa ulamolari bizga keltirib bergan tushunchadan qarashimiz kerak va boshqalarga aytishimiz kerak. Shu hodisani yaxshi o'zlashtirsangiz, masalan, bugun o'zlashtirib buni o'rganib olsak, yana ko'p buning tafsilotlari bor. Har bitta mavzuning orqasida tafsilot bor. Bugun o'sha qo'liga qurol olayotgan, siz bilan bizni o'zidan o'zi kofir deb atayotganlar qaysi jamoaga aloqador ekanligini ko'rasiz. Va bu hodisalarni tushuntirib bersangiz tushunadi-ku inshaalloh. Lekin bid'at virusi bilan viruslangan bo'lsa, uni ahvoli qiyin. Ha. Endi o'sha Hazrati Muoviya haqlarida haqiqatda tarixda juda bir ko'p bema'ni so'zlar ham bor-da. Ayblash, boshqa qilish. Bu siyosiy bo'lgan. O'sha asli tagini surishtirib ulamolar aytadiki, Vizantiyani fikr odamlari Rum, o'sha paytda Rum taklif Hazrati Muoviyaga qilishgan. O'sha Rumdagi fikr odamlari islom ummatini parchalash uchun bundan foydalangan. Yahudiylar, Sabaiylar, Abdulloh ibn Sabani tarafkashlari foydalangan. Hazrat Aliga qarshi chiqqan jamoalar, ya'ni xavorijlar foydalangan bundan. Muoviyani kofir deyishgan. Amr ibn Osni kofir deyishgan. Hazrat Alini kofir deyishgan. Hazrat Aliga muhabbat qilaman deb haddan oshib ketib Rofiza Shi'alar yuzaga chiqdi, ular Muoviya radhiyallohu anhu ni kofir deyishgan. Hozirgacha la'nat aytishadi. Butta keyin boshqa hodisalar ham bor. Unga ham inshaalloh to'xtalarmiz. Muoviya radhiyallohu anhu dunyodan o'tganlaridan keyin o'rinlariga Yazid ibn Muoviya amir bo'lgan. Muoviya radhiyallohu anhu haqlarida mashhur hadislar bor. U kishi ahli jannat ekanligi to'g'risida hadislar bor. Payg'ambar alayhissalom ummatimdan bir jamoa mavj urib turgan dengizlarda jihod qiladi, kemada deganlar. O'sha jamoat ahli jannat deganlar. Shu Muoviya jihod qilgan shuni. Shu jihodning fathlari Muoviyaning qo'lida bo'lgan. Bir kishi turib, "Meni o'sha duo qiling, o'shalardan bo'lay" deganda, "Sen o'shalardansan" deganlar. İkincisi tur meni ham duo qiling deganda, "Sen kech qolding" deganlar. Mana shu hadislarda Muoviya radhiyallohu anhu ahli jannat ekanligida dalolatlar bor. Gap yo'q, lekin Yazid ibn Muoviya ahli taqvo bo'lmagan. Yaziddan ish boshlangan, juda ko'p ish. Yazid zulmni ham uzu qorasini qilgan. Imom Husaynni qatl qilinishlida Yazidning qo'li bor. O'sha ishni sabab qilib otasini ayblashganda shiyalar. Va shiyalar bu masalalarni orqasida bitta odamning jinoyatini o'ziga baho bermasdan butun boshli sahobalarni ayblashlikka o'tib ketishgan. Ashtar an-Naxai birinchi kunda Ashtar an-Naxai degan qo'mondon Siffinga Ali tomonidan qo'mondonlik qilgan. Muoviya tomonidan Habib ibn Maslama qo'mondonlik qilgan.
İkinci günü Haşim ibn Utbe Hazreti Ali'nin komandallığından komandallık kıyken. Muaviye tamamından Abul A'var As-Sulami komandallık kıyken. Üçüncü günü Ammar ibn Yasir komandallık kıyken. Muaviye tamamından Amr ibn As radıyallahu anhu komandallık kıyken. Dördüncü günü Muhammed ibn Hanefiye. Bu kişi Hazreti Ali'nin oğulları. Başka ayarlardan. Muaviye tamamında Ubeydullah ibn Umar komandallık kıyken. Beşinci günü Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu komandallık kıyken. Hazreti Ali tamamında. Karşı tamamında yani Muaviye tamamında Valid ibn Ukbe komandallık kıyken. Altıncı günü Kays ibn Sa'd Hazreti Ali tamamlarında. Muaviye tamamında Zulkila al-Humeyri komandallık kıyken. Yedinci günü yani Aştar kaytken hala etkenimiz. Aştar yani yedinci günü komandallığını kolge agen. Karşı tamamında Hubeyb ibn Mesleme komandallık kıyken. Her günü yengitten bugün. Demek ki şu bir hafta etrafında devam etken eken. Aştarlar kub olan. Muhammedler kub yok şey. Ne isim de uyuyam. 37. Hicri sene. Ben 36 dedim bana hala. 37. Hicri sene Safar ayını birinci günü başlayın. Bir savol var yine. Bir ayga bormagan ekan. Şu 10 gün, 15 gün atrofiga borib bormay tugagan joy. İslam'ın parçalaşı bugün. Uzu Şam diyarlarını Muaviye radıyallahu anh'u fatih digerleri de uzu Vizantiyen yerleri bugün de. Hımız Vizantiyen yeri bugün. Şam ülkeleri, Suriye, Rumlardaki bugün. Ularını kuvup çıkarışken. İslam fatihleri fatih digerleri. Yeri kayıtıp alış için aldım bir tamangı yerden verip ki ikinci tamangı hücum kılıç tehdit kesin. Zaten yok olup ki Muaviye kılıç. Kırk beş min Muaviye radıyallahu anh'un askerlerden katılıp bugün. Kırk beş min. Ali radıyallahu anh'u askerlerden 25 bin adam katılıp bugün. Hazreti Ali tamamında Ali'dik sahaba. İbni Abbas'dik sahaba turuptu. Değilsiz de, lakin Muaviye tamamları da hem adli küçüğün adam demez de, o tamam diyen sahabeler var. Muaviye İbni Abu Sufyan özleri. Amr İbni As var. Abdullah İbni Amr İbni As var. Yani uyum sahaba. Amr İbni As'ın oğlu yem sahaba.
bir tomondan tikilsangiz yechim chiqmaydigan ishda bu. Endi hikmati bormasa hikmati bor edi shuni. Alloh taolo bunga o'xshagan hodisalarni behikmat qilmaydi. Hikmati bor, hikmati bugunga qadar o'sha qaysidir jamoalar imtihonga uchradi. Biz ham imtihondamiz shu masalalarni to'g'ri yechimini topguncha. To'g'ri yechimini topsak, o'sha hodisalardan ibrat olib, keyin ummatga qanaqa muomala qilinadi. Bizga foydasi bor. Baribir o'lim bor. O'lim hammani boshida bor. O'sha davrda shunga to'g'ri keldi-da. Hop. Mavzuga aloqador savol yo'qmi? Mavzuga aloqasiz bo'lsa ham. Bir hadis bor. Man haddasa hadisan fa'atisa fa hadisuhu haqqun degan bu mavzu deb ko'rdik. Aliga aksirganda qastiros degan gap bor bizdan aqlimizda. Shunga taqqosam shunday, lekin hadisda chiqmayapti, matn yo'q. Xo'p, hadis istilohida, hadis ilmi istilohida asl qoidani belgilovchi mutawatir hadis bor. Nabiy alayhi salatu vasallam aytganlarki, "Man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya'ni kim menga qasddan yolg'on to'qsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin. O'sha hadisni davomida haddisu an bani Isroil va la haraj deganlar. Bani Isroilning hodisalaridan aytaveringlar. Haraj yo'q. Bani Isroilda bu hodisa bo'lgan, Bani Isroilda bu hodisa bo'lgan, uni rivoyatlari bo'yicha o'rganib aytishda muammo yo'q. Lekin ilm ahli, ayniqsa sizga o'xshagan ahli ilmlar masalaga yondoshar ekan, omonatdorlik hissi birinchi turish kerak. Omonatdorlik Rasulullah aytdilar degan gapni aniq bilmasdan turib Rasulullah demaslik kerak. Asarda bor desangiz, o'rganib aytish kerak. Utlubul ilma minal mahdi ila lahat. Bu asar, asar. Asli payg'ambar alayhi salatu vasallamga sanad jihatidan nisbat berilmasa-da ma'no jihatdan sahih rivoyat bu. Ya'ni tug'ilgandan to vafot o'tkungacha ilm talab qilishlik haqida boshqa hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim deganlar. Bu aniq shu rivoyat sahih rivoyatlardan. Har bir musulmonga ilm talab qilishlik farz deganlar. Qachongacha degan gap yo'q o'tdi. Musulmon iymon keltirib musulmon bo'lgandan keyin vafot etguncha musulmonmi? Musulmon, demak ilm talab farz bo'ladi. Ulamolar aytadi, qaysi ilm farz shunda? Desa, hol ilmi farz deydi. Hol ilmi bizning hozirgi holatimizga nima taqozo qiladi, kerak. Farz shuni o'rganish kerak. Bu demak o'sha yuqorida aytilgan gap nima ma'nosi? Masalan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aynan shu matnda hadis yo'q. Lekin hadis deymiz. Hadis deganimizda nimani aytamiz? Ma'nosini hadis deymiz. Fa innal jannata tahta qadamayha rivoyat bu. Ma'nosi bir xil o'zi, lekin Rasulullohga nisbat berilar ekan, matnga qarab aytish, Rasulullohning gaplariga boshqa gap qo'shilib ketmasligini oldini olish uchun yuqoridagi gapni hadis mas degan ulamolar. Lekin bu degani sanadi bu jihatda kelmagan degan ma'nosi bor. Payg'ambar alayhi salomning muborak og'izlaridan chiqayotgan jumla mo'jiza hisoblanadi. Mo'jiza.
O kişinin her bitti gaplarından bir kança hukumlar alınadı. Bu halal, bu haram, bu yakşı, bu yaman, kulasalar alınadı. Şunun için cümle muhim. Ulamalar ayetedi. Hadis ulamaları. Hadisini, metnini rivayet kılış omonatdorlik hisoblanadi. Metnini qandoq eshitgan bo'lsa, shundoq rivoyat qilish omonatdorlik. Bu to'g'risida bir qancha hodisalar bor. Sahobalardan birlari Madinada turib Rasulullohdan sallallohu alayhi vasallam hadis eshitdim, matnda ikkilanib qoldim degan. Shu matn shunaqamidi yo boshqachamidi degan, keyin o'ylab, men bilan birga falonchi bor edi shu hadisni eshitgan. Shu falonchidan so'rab kelaman. U falonchi qatta Shomda Madinadan Shomga chiqqan tuyani minib, otni minib. Shu matnni qanaqaligini o'rganish uchun borib, eshigini taqillatgan chiqqan hali odam. Labbay, sen bilan falon joyda shu hadisni eshitganmisan? Matni qanaqa edi? Mana shunaqa edi. Bo'ldi degan qaytgan orqaga. Va kiring, uzoq safardan kelibsiz, yo'q degan, men niyatim buziladi degan. Men hadis o'rgangani keldim. Hozir sen kirib maishat qilsam niyat buziladi. Qaytgan. Bu nimani bildiradi bizga? Hadisinin matnini muhaddislar omonatiga ko'ra bilish, o'rganishni bildiradi. Endi hadisinin ma'nosini ham rivoyat qilish joizmi? Bu bitta bob endi. Joizmi desa, ma'noni rivoyat qilish joiz, sharti bor. Ma'no rivoyat qilayotgan rovi faqih bo'lish kerak. Bo'ldi. Ma'no rivoyat qilayotgan rovi faqih bo'lsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam nimani qasd qilganlarini bilib rivoyat qiladi. Agar ma'no rivoyat qilayotgan odam faqih bo'lmasa, faqih sahobaning qavli olinadi. Usul qoidalarida shu gap bor. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadis bilan Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis o'rtasida fiqh ma'nosida farq bor. Abu Hurayra aytadilar ki, al-wudu'u min massatin nar deydilar. O't tekkan narsadan tahorat olinadi deganlar. Ibn Abbosdan o't tekkan narsadan tahorat yo'q deganlar. Ikkita rivoyat, ikkita sahobadan. Kim olinadi? Ibn Abbos olinadi. Nimaga? Ibn Abbos faqih. Abu Hurayra rovi. Abu Hurayraning rivoyatini oldida hamma qo'l ko'targan. Ha, bu hadis ko'p biladi deyishgan. Lekin faqih kim? Ibn Abbos. Radiyallahu anhuma. Xuddi shun singari. Masalan, hikmatli gaplar bo'lsa, hikmatlarda shu gap bor. Buni ma'nosi islom shariatdan zid emas. Masalan, hubbul vatan minal iymon hadis emas. Lekin hadis emas degani bu dushman kalima degani emas. Bu kalimani ma'nosi islom inkor qilmaydigan ma'no. Deyiladi va shu usulga amal qilinadi. Ma'noni deganingizda misol Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom shunday deganlarki, ma'no jihatdan bir gapni gapirsalar, o'sha hadisni ma'no jihatdan biz qabul qilamiz. Ha, ma'no jihatiga urg'u bergan bo'lsa gap yo'q. Uni tushunib ola olamiz. Lekin ba'zi hadislar bor, ko'rsangiz ma'no jihatidanligini ajrata olmaysiz. Masalan, bitta rivoyat bor. Hazrati Imom Muslimning rivoyatlari. Joriya hadisi. Joriyani ozod qilish haqidagi hadisda joriyaga kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamga ozod qilishlikni so'radi, olib kel dedilar. Olib kelganda aynalloh dedilar joriyaga. Fissamo dedi. Qolat fissamo, qolat fissamo matnda turibdi. Mana shu hadis matnan rivoyat qilinganmi? Ma'no rivoyat qilinganmi? Qattan ajratamiz desa, bu hadislarni, aynan shu hadisni roviysi ham bir, voqea ham bir, hodisa ham bir, boshqa muhaddislar rivoyat qilgan 5ta turuqi bor. O'sha turuqlarni o'rgansangiz, Imom Muslim rivoyati ma'nan rivoyat qilinganligi kelib chiqadi. Buni nima deyiladi? Bir-biriga ma'no jihatidan zid kelib qolgan hadislar, muvofiqlashtirib bo'lmaydigan hadislar. Imom Ahmadda kelgan joriyaga aynalloh deyilmagan. Imom Ahmadning rivoyatlarida kelgan joriyaga atashhadina alla ilaha illalloh deganlar. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik berasizmi deganlar. U na'am degan, ha degan. Men Allohni rasuli ekanligimga guvohlik berasanmi deganlar, ha degan. I'tiha fa innaha mu'mina degan. Ozod qiling, bu mu'mina ekan degan. Abu Dovudda
Başka bir rivayet var. Abu Mas'udin el-Ansari den rivayet. Uşa cariyeni sakav bu kendine. Bu rivayetlerini hepsini yığıştırıp kilseyiz. Kaysi biridir metin bilen rivayet kılıngan. Kaysi biridir mana bilen rivayet kılıngan. Umumi muvafık gelip şu hadislerde kaysin gemel kılamız dese İmam Ahmet'nin hadisi en muvafık hadis. Ne demek? Şehadet kelimesi ne bilen bilinmedi? Aynı Allah bilen bilinmeydi. Şehadet kelimesi La ilahe illallah bilen bilinmedi. İmam Ahmet'nin rivayeti de La ilahe illallah'ını soru yaptılar. Şimdi değil mi? Üsülüge bu doğru kereli. Hani uşa hadislerini salıştırıp kurgen de yine biliş mümkün bugün mana rivayeti kılınan hadisler var. Bunu adlı adam acıratar mıydı? Bugün Aynallah hadisini İmam Müslim'de kılınan rivayetini özlerine hüccet kılıp itikat sabit kılıyordu bir cemaa. Neme ki sabit kılıyordu? Mana kılınan rivayetini sabit kılıyordu. Neme ki suyeni yaptı? Sakal cariyeyi suyeni yaptı. Resulullah kemez. Peygamber aleyhisselam yaş bala bilen gepleşken cümlelerde de yaş balaya münasip yapırgenler. O cariyeye münasip yapırgenler. O şey münasip yapırgen bütün ümmetinin itikadını ifade kımaydı. Çünkü mi? Demek umumi hadislerdeki mana rivayetini ilmi usulü var. Kandaya çıkaramız onu. Mesela Şube'nin rivayeti bilen Sufyan'ın rivayeti ortasında katta bahs var. İkkalesi hem işançlı adam. Lekin Şube ravi, Sufyan fakih. Sufyan'ın hadisi bilen Şube'nin hadisi ortasında fark var. Eğer Şube mana rivayet kıyken bulsa, Sufyan mana rivayet kıyken bulsa, Sufyan'ın yapı alınadı, Şube'nin kimez. Lekin ikkalesi tankıt kılınadı anlamaz, ikkalesi kuşlu şahsiyet. Ben işlerini bilişimiz gerek. Yani mana rivayet kılıçlikte, özüge has, Allah'da bab var, usuller var, uşa arkali içilerdi. Köçede turgan adam hadis sahih eken dipkete uğruşluğunun hatarı şunda. Sahihliğini menem bilemen, senem bilesen toppa doğru. Doğru, İmam Müslim rivayet kıyan. Lekin bu hadis mana cihatiden İmam Müslim, İmam Ahmet'nin musnedede kegen hadisini üstüge küçüğüyle kımaydı bu. Bu rivayeten hadis sahih. Manasıge kegen de bu hadiske amel kılmadı. Değilene. Ha, manası İslam ratkımaydıgen mana. Lekin aynen şu cümlede Resulullah'dan hadis var mı? Yok. Bunge alakadar hadis talabül ilm feridatun ala kulli. Yok hadis demeyimiz de. Manası lekin hadis inkar kımaydı. İslam şeriatının maksadıge muvafık. İlim talep kılış meselesi. Şunu delil kılışıp dünyavi ilim farz deyip hukum çıkarış yaptı da yalgan. Not onu gel. Dünyavi ilim elbette farz boladı. Farzı kifaya bir cemaa okuması bu meydigen ilim bu. Onu hiç kim inkar kımaydı. Lekin tokulgen yapbilenmez, doğru yapbilen hiç gerek. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve netubu ileyk ve ahire davana enil hamdülillah. Estağfurullah. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala manki işgelerimizde amel kılıbını biz oranda bu işlerimizde evet. Allah nasip etti. Ustazımız diyem Allah ta'ala faaliyetleri gözeyin. Faiz barakat ve kirmine de ilmanlık edilgen. Bay yüzlerini yorup kılgen. Ülerini burra kılgen. Hak yoluyla sabit adam kılgen. İnşallah dünya ve ahiret olsun aziz mükerrem kılgen. Cezallahu anna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun. Rahmet sabunin.